Nerede kaldı? Hay Allah, bir baksam iyi olacak. Selena, iyi misin? Buradayım. Benim biraz midem bulandı. Birazdan geliyorum. Ya uzun zaman dönmeyince merak ettim. Şu an iyisin değil mi gerçekten? İyiyim, iyiyim. Dediğim gibi sen git, ben birazdan gelirim. Merak etme. Peki canım. Of, geleceğim dedim ama nasıl gideceğim ki bu halde? Şimdiye kadar içeri biri girmedi. Ama her an biri gelebilir. Of, bir an önce kurtulmalıyım bu halden. Tam da sırası. Of, ne yapacağım ben? Kurtulma makinesi. Tırıstırmayı başarırsam bir an önce kurtulabilirim. Hadi Selena. Yaşasın. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Çok güzel ama değil mi? Ay, çok yakıştı bana değil mi? Ay, yakışmaz mı şekerim? Ay, aynı Lady'ler gibi oldun. Ciddi mi söylüyorsun? Evet, evet, ay, beni olduğundan da zengin gösterdi sanki değil mi? Şu anda seni bir kont görse hemen şatosunu alır eminim. Yalan. Ay, yalan değil. Ay, Ekrem, duy şunları duy. Senin karın kontesliklere layık ama kıymetimi bilmiyorsun. Ay. Ama neyse, ben onun verdiği paraları doğru değerlendirerek kendi kıymetimi biliyorum. Böylece ödeşiyoruz değil mi? Ay, düşünebiliyor musun? Ekrem'in aklına da böyle şaşıyorum ben. Hakikaten ağzım açık kalıyor yani. Resmen 2000 lirayı ben şoförle ev hediyesi alacaktı. Ne oldu? Ay, yok bir şey canım. Sakin ol, biraz abarttım tepkiyi de. Biraz. Ay, ben ev hediyesi alacaktım ya, onu unuttum lan. Ne yapsam acaba? Ay, gözümün önünde kuyumcu var. Şurada altın işini halledeyim bari. Sonra yapalım. Aslıcığım, ev eşyası falan diyordun. Ne oldu? Ya ev eşyasını evden bir şeyler ayarlarım. Önce altını halledeyim. İyi madem. Merhaba. Çeyrek altın var mıydı acaba? Ha, şuradaki. Bu ne kadar? 70 lira. 70 lira mı? Ay, pardon. Bunun çeyreğine çeyreği var mı acaba? Yok mu? Vardır değil mi? Biz bir içeride bir bakalım değil mi? Çok pahalı. Belki içeride vardır. Hadi geç kalıyoruz Asrım. Çok teşekkürler. Oh, kurtuldum. Ay, biraz daha fazla bekletmeden yanına gideyim bari. Ya patron, ne olur beni eski halime çevir. Ya şimdi şuradan tanıdık biri geçse, beni görse, koskoca Mandinga Spor Namegos'un haline bak, sünger olmuş demez mi ya? Yok, çok güzel oldu böyle. Çok yakıştı, bozma. Ya patron, kendin eşek kulaklısın diye bizi de süngere çevirdin, iyi mi? İstiyorsan seni Madonna'nın yanına göndereyim ha. Onun banyo süngeri ol, ne dersin? Madonna'nın banyo süngeri olmak fena mı ya? Tabii Madonna'nın banyo süngeri olmak iyi bir durum ama hayal. Ya boş versen patron. Beni eski delikanlı halime çevir ne olur ya. Seni eski delikanlı haline bir şartla. Yok. İki şartla çeviririm. Yine şartlı muamele. Buyur bakalım. Neymiş şartlar? Birincisi, bana eşek kulaklı dediğin için özür dileyeceksin. Yok, kolay terbiyesizim. İkincisi de şu elimde görmüş olduğun su tabancasıyla Selena'yı ıslatacaksın. Bacana su sakacaksın. Hayda, ben çocuk muyum ya? Amacın Selena yanıma beni madara etmekse o başka tabii. Madara filan olmayacaksın. Sen benim deliklerimi yapacak mısın yoksa ömrünün geri kalanını süngerime kare pantolon olarak mı geçirmek istiyorsun ha? Tamam. Yapacağız. Neyse, birincisinden başlayalım. Senin eşek kulaklarınla dalga geçtiğim için özür dilerim patron. Ben pek inanmadım açıkçası. Samimi bulmadım. Biraz daha işten söyle bakayım. Senin eşek kulaklarınla dalga geçtiğim için özür dilerim patron. Peki. Öyle şükür ya. Ne zormuş ya sünger olmak bu alemde. Al bakalım su tabancasını. Unutma, Serena'nın bacağına sıkacaksın. Olur sıkarız, merak etme. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.